ekmek veriyorum. Şöyle göstereyim. Şu açıkta. Orada yine. İyi. Seçeceğiz. Arabanın çok zorlanmayacağı, burada kalmayacağımız. Evet. Buraya kadar iyi çıktı araba ama. Bizim arabamız bu. Evet. Jeepimiz yok maalesef. Biz yıllar önce de böyle bundan daha fazla, çok daha fazla karda buraya geliyorduk. Bu arabayla yırtına yırtına. Hatta kaldığımız yerde yürüyorduk. Şimdi daha kurulu, orman içinde kurulu düzen yapıyoruz. Kaldığımız zaman jipler çekiyordu değil mi bizi? Evet, yani bu arabanın başından bu mevsimde çok olaylar geçti. Belki de arabanın iç sesi olsa en sevmediğim mevsim olabilir. Evet. En zorlandığım mevsim. Şu ilerden ormana içine yol dönüyordu. Şuradan da giriyor da diğer yer daha açıklık. Buraya mı kurulur? Ormanın içine kurulabiliriz. Ormanın içine. Bir şimdi açık alanda çok rüzgar yiyebiliriz. O ağaçlar biraz kesebilir. Tam ortasına gidince. Bugün resmen kar fırtınası var. Dışarıda kuvvetli rüzgar var. Çök narları yatıyor yani neredeyse. Bütün karlar aşağıya düşüyor. Ekstradan kar da yağıyor. Böyle açıklık bir yer değil mi? Evet, hatta şu iki ağacın ortası gibi. Bakalım şöyle gidelim de. Şunun için söylüyorum. O kadar kar birikmemiş. Ben de farkındayım da ağaçtan düşebilir diye diyorsun. He, ağaçtan kar düşer diye. Şurası bir inelim bakalım. Bir yer kim inşallah.
şu an çok ekstrem bir hava var. Çok kuvvetli bir kar yağışı var. Aynı zamanda fırtına da var. Gerçekten kar fırtınasının içindeyiz şu an. Şöyle bir kar var yerde. Ayak gömecek seviyede. Ki her saatte artıyor. Şu an arka tarafım göz yüzü görmeyecek seviyede. Bembeyaz kardan değil ama fırtınadan, o kadar kar yağışı yoğun ki. Böyle ormanın içine kurulduk. Sen üşüyor musun? Sana da ben böyle atık getirdim. Boynuna sarsaydım. Böyle su akan bir yerdeyiz şu an. Kameranın önüne o kadar çok kar düşüyor ki. Temizlemeye zaman yetmiyor gerçekten. Bir fırtınada ekran tamamen kar kaplanıyor. Islanıyor. Şu an makinenin standı zaten elimde. Size şartların ve havanın zorluğunu ancak böyle gösterebilirim ama. İki tane çıkar bundan. Dört tane lazım bize. Şunlar yerdekiler. Şuna bakacağım. Şuradan yürüyeceğim. Bu atlar suya basınca su alıyor.
şimdi yemeğe girişelim. Hadi bakalım gelsin. Kesin tatlıcılar. Soğanı ver. Bir soğan yeter mi? Yeter. Bakayım olsun. Baktım oraya. Yeter mi bize bu? Önünü de açalım mı? Vereyim mi? Ver. Ye orada. Bunun içine pul biber değil de azıcık Arnavut biber turşusu bir şey doğrayacak. Çok azıcık doğrayacaksın. Çok hafif bir tat verecek azıcık tadı. Şuna koyalım. Şu olması... Biz iki tane mi aldık şey? Çefakçam. Bunun dibi buraya birbirine de... Hoppa! Kabuk mu gitti? Yok. Çok profesyonelce kırdım. Şu kabuk sağlam. O beyazdı. Hani bazıları tekerleği açığa kırıyor ya sanki onun gibi olacaktı. Oraya koymanızdı. Dökersin onu böyle. Soğukluğunu nemleniyor gibi. Çok hızlı şey işte. Şunu alayım ben ya. Ama sen şunu şöyle önüne al. Ekmekler önünde onu dur. Ekmek kırıkları oraya dökülür. Hadi hadi çadırımıza geçelim. Kayınç azalmadı. Bayağı yağmış ama yani. Yine devam etti. Dur şöyle göstereyim. Şu açıkta açık. Feneri tut, ben kar yağışını göstereceğim. Şu açığa daha çok yağıyor. Burası da yine yağıyor. Bir karış kar var neredeyse. Onun ağzını yukarı doğru tutsana bir. Evet. Çadırda. Sobada alevlenmiş yine. Şimdi kurursun.
Hep bir hengame, hep bir hengame olmuş. Sandalyeleri toplayacağız değil mi? Yer kaplı. Masayı da toplayacağız. Hı hı. Matlar gelecek oraya. Yarına kadar 20-30 santim kar biriktir. İyi kar yağıyor. Güzel kar yağıyor baba. Masayı falan topluyorum ben. Tamam. Böyle gel. Evet, şu an kurt izleriyle ortak ilerliyoruz. Onlar da sürü haline gitmişler. Farklı noktalarda izleri var. Burada varlar, burada varlar. Ve bu dün yağan kar. Yani bir günlük bile değil. Buraya koyalım sağ tarafın müsaade. Araba burada kalsın. Zorlandı mı çıkarken? Yok, zorlanmadı. Takır takır ses geldi duran çıkarken. Dalından zor mu? Kar mı sıçradı, çamı mı sıçradı? Bu zincir boşmuş ya. O mu gıcırtı yapmış? Zincir boş, şey boşmuş. Ne? Çünkü buradaki sağlam. Evet. Çadırı tam buraya kuralım. Burası iyi. Tam şu kısım şöyle. Evet, şu da tulum. Şu matımız. Gelelim ana konuya, çadırına. Taktın mı boruyu? He, tamam.
Sobayı çıkarırken falan mı yandı ki bu? Nasıl yandı ki böyle? Soba çıkarırken yakacak şey de değildi, sıcaklığı da değildi. Şey yapalım içine, büyük odundan. Onu yapalım. Daha mı atayım? Böyle parça olursa bitiririz. Ondan sonra çadırın kapağını kapatırsın, içerisinde. Ağaç yıkılmış burada. Şeyden kırılmış, yarısından kırılmış lan. Kırılmış yarısından. Bu çürümüş mü? Aa, bu da odun. Şu ağaç. O kırılmış orada baksana. Bunu ne kırabilir böyle ya? Yani şu büyük ağaçlar kırılmıyor da bu küçükler kırılması. O ne oğlum? Makarna mı? Şu makarna. Makarnanın üstüne baharat sosu yaptım. Şimdi ketçap, mayonez, köri sosu koyuyorum. Soslu makarna. Şunu süzdü tamam mı? Oldu makarna. Tamam. Sıcak tutuyorum. Spagetti yemeği bu yakışıyor. Odun durumu nasıl sobada? Soba anca tutuştu. Yani yanıyordur hepsi büyük ihtimalle.
Sosu tavuklara da koysaydın mı? Olur muydu? Yanardı. Yansın daha böyle. Gerçi. Rüzgar var. Rüzgarlı karatı. Benim bardağımı uzatır mısın? Ne çayı bu? Bu ıhlamur. Bayağı fırtına çıktı. Çapkını yakalım. Orada şeyler bakıyor. Yağışlı ve fırtınalı havalarda bu kökleri ağaçları çabuk kırılıp yıkılıyor. Onların yıkılma mesafesine çadır kurmamak lazım. Aslında bizim şu an yaptığımız hata. Bak yukarıda iki tane büyük ağaç gördüm ben. Biri devrilirken öbürünü de devirmiş. Yani şu şeyden kalın, masadan kalın gövdesi. Benim gövdem gibi 3-4 tane. Fırtına ile birlikte kar. Kar bayağı hızlandı. Ve gök gürültüsüyle yağıyordu demek. Ben de geleyim içeri. Oo, şimşek çakıyor. Şimdi gök gürültüsü. Uzun zamandır gök gürültüsü ve kar yağışına aynı anda şahit olmamıştık. Evet. İstanbul'da falan oluyor. Çok yüksek soğuk gidiyorsa tepede. Poşeti verir misin bana? Bir de şuradan valizin önünden de bıçaklarsana, kemikler ona atıyor.
Bir şey yakalamadım. Hayvanlar yok. Şimdi nasıl öpeceksin? Bunun, kovarım. Şöyle öpeyim mi? Gelecek mi? Bayağı kar yağıyor. Şu biriken kara bakın. Şimdi bu kar ve fırtınada biraz yürüyüş yapacağız. Güzel kar yağıyor. Zaten lambayla şu karı bir çekelim. Seni toparlarsın şimdi karı. Bak bu kar gidecek şimdi. Al şu lambayı bunu. Ya güzel şey kar yağıyor. Ağacı atayım mı şöyle? Yakın mı dedim artık? Bir bakayım. Şimdi sıraya çantamaydı. Ne oldu? İyi kar yağıyor değil mi? Evet. Hemen doldurdu. Evet, her tarafı yanar. Gidelim mi şöyle? Gidelim mi şuraya? Nereye? Şuraya doğru. Tutam ayardım açık. Kısıyorsun parmağını sen. İyi hadi gezelim şöyle. Bu hızda yağarsa wow. Yarına kadar 20-30 santim kar biriktirir. Güzel değil mi şimdi? Güzel oldu. Şimşek çakmasa daha iyi tabii. Değil mi? Şehirdekiler bu zevki yaşayamıyor şimdi. Oo. Mekan yanıyor. Şu kar iyi yağıyor ha. Vallahi iyi kar yağıyor. Geçenkinden daha yoğun. Geçen fırtınayla yoğun. Işığa bak. Işığa bak. Alıyor mu? Hı? Gök gürlüyor hala. Evet hala gök gürlüyor. Çok güzel kar yağıyor baba. Çadır dışarıdan çok tatlı duruyor bu sefer. Sobanın olduğu taraftan nasıl akıyor? Masayı sandalyeleri topluyorum. Tamam. Yatakları açacağım. Tamam, artık yatarız zaten. Ne güzel yayı değil mi? Bayağı doldurdu. Hadi geçelim çadıra. Uyku vakti. Aa karardı iyice ha. Şuna bak. Yavaşa bak. Oo. Var ya. İyi şey kar yağar yapar o. Dedim sana 3 günde 40 santim kar olacak diye.
Senin ittiğin yanına da olmuş. Yani. He. Kar. Oluyor. İyi yağıyor dışarı kar. Kısa sürede 10-15 santim birikim yaptı. Şimşek çakması iyi değil mi? O, fırtına olmasın. Fırtına o her zaman rastlanmıyor. Şöyle. Ağaçlara yakın bir yere çadır kurduk. Fırtına olunca ağaçların kırılma, devrilme şeyi var, riski var. Aslında bir yanlış bir tercih oldu değil mi azıcık? Şöyle fermuarı bir çekeyim de gece üşümeyeyim.